Arkadaşlar hepinize selamlar. Arkadaşlar size 3 tane kod vereceğim. Bu kodlarla ücretsiz bir şekilde item kazanabiliyorsunuz. Siteye hiçbir bakiye yüklemenize gerek yok. Şimdi de itemleri Steam adresime çekeceğim. Sitede level ve bonus sistemleri mevcut. Site çekiliş de yapıyor. Ve şimdi size göstermek için kasa açacağım. Ve çıkan itemi nakite çevireceğim. Şimdi yıllardır bu şeyin içerisindeyiz. Belli seviyelerde rekabet ettik, etmeye de devam ediyoruz. Hepimiz hatırlıyoruzdur. Bizim ülkemizde yapılan en büyük turnuva 2018'de gelen Blast Pro'ydu. Peki 2018'de Blast Pro geldiğinde o dönem Özgür Hellraisers'da oynuyordu. Hatta onların da davet edilmesiyle alakalı bir konu vardı Özgür'den dolayı. Evet. Community'ye hitap edecekti çünkü. Özgür'ün o takımda oynaması, onların da orada oynaması hoş bir hareket olurdu. O dönem olmadı. Bayağı uğraştılar herhalde Özgür, öyle hatırlıyorum ben. Ama davet etmedi. Evet. Bu tam bu ara bir detay ama şöyle bir detay var. Şimdi 2018 yılında Blast Pro diye bir turnuva geliyor Türkiye'ye. Gelen takımlar, Blast Pro'da oynayacak olan takımlar top tier takımlar. Yani bu takım her yerde, her zaman görme şansınız yok. Az önce Özgür'ün verdiği örnek üzerinden gideceğim ben burada. Şimdi kim gelmiş? Cloud9 gelmiş, NIP gelmiş, Virtus Pro gelmiş. Yani siz bu adamları görebilmeniz için yurt dışında yapılan turnuvalara gidiyor olmanız lazım. Yoksa bunları sadece internet üzerinden izleyebilirsiniz. Peki Blast Pro bizim ülkemize geldiğinde neyi eksik yaptı, neyi fazla yaptı? Şimdi kendi standartlarında turnuvayı yaptı adamlar. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Hiçbir eksik yoktu. Ama işin teknik kısmında mesela arka planda, çünkü ben seviyorum bu şeyleri. Sadece gidip turnuva hiçbir zaman oynamadım ya da rekabet etmedim. Hep background'una da girdim orada. İnternetle alakalı en başta adamlar problem yaşadı. İlk yaşadıkları problem internetti. Yani Ülker Arena'ydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Buranın internet altyapısı adamların yapmak istediği yayını desteklemedi. Backup hatları falan devreye soktular. Testler yapıldı, bilmem neler oldu. En sonunda herhalde bir çözüm ürettiler ve yayın yapılabildi. İşin oyuncu tarafındaysa daha farklı bir şey oldu. Biz bu tarz turnuvalarda size tahsis edilen otelde sizin için hazırlanan, antrenman yapabilmeniz için odalar var. Hı hı. Her takım gider orada. Günlük antrenmanını yapar maç saatine kadar, ya da çalışmak istiyorsa giderler orada çalışırlar. Biz herkes break odasına geçmiş. Bir anda mesaj gelmeye başladı bana. İşte bir bakabilir misin? Bir sorun var falan. Diğer takımlardaki arkadaşlardan. Çıktım şeye, ortak alana. Nedir dedim sorun. Dediler ki ping çok yüksek. Dedim gayet normal ping. 50 ve 60 civarındaydı. Bu otel ismini vermeden herhalde şey yapabiliriz. Çok büyük bir oteldi bu. Evet. Yani o oranın altyapısının normalde iyi olmasını beklersiniz, ki iyiydi aslında bence. 50-60 civarındaydı pingler. Dediler ki hani bu çok yüksek. Bu zamana kadar siz bizimle rekabet ederken bu şartlarda mı oynadınız? Bakın bu o takım, çünkü sürekli karşılıklı oynuyorsun o adamlarla. Dedim ki evet, ve bu iyi hali. Biz bunu daha kötüsünü de gördük. Oynamak zorunda da kaldık. Ama dediler hani bu oynanmaz. Yapamayız biz bunu. Antrenman yapamayız. Dediler ki lokal bir sunucu şey yapsak, kendi aramızda oynasak. Neyse işte tamam, bulalım sunucuyu, şöyle yapalım böyle yapalım. Ve adamlar normal preklerini gidip bizim yaptığımız gibi Alman sunucularında yapmadılar. LAN'de mi yaptılar? Evet. Oynayamadılar çünkü. Dediler ki bu oynanacak bir seviye değil. Ve siz hani herhalde imkansız falan başarıyorsunuz. Bizi bu şekilde mi yeniyorsunuz, vuruyorsunuz gibi. Dedim ki imkansız başaran bir arkadaşımız altta şu an bizim konuk oldu sevgili Özgür, evet. Realitemiz bu dedim. Yani Türkiye'den kiminle karşılaşıyorsanız bu en az bu yani. Oynuyor bu adam. Ve yeteneklerini bu şartlar altında gösterebiliyor. Düşünün ki aynı adam daha insani olması gereken şartlarda neler yapabilir. Yani şimdi mesela gidiyorsunuz yurt dışında turnuvaya. Bunu hepimiz biliyoruz. Ne oluyor Özgür? Gidiyorsun turnuvaya. Nerede turnuva? Almanya'da. Deathmatch'ini yapmak istiyorsun ya da bir FPL oyununa girmek istiyorsun. Ne oluyor? Bir giriyorsun oyuna, 20 MS. Oyundan aynen keyif almaya başlıyorsun. Aslında hiçbir şey yok ortada. Sadece bir MS süresi düşmüş ama senin alabileceğin psikolojik noktadaki alacağın keyif maksimum oldu bir anda.
Diyorsun ki şu an oynamak istiyorum. Çok oynamak istiyorum. Çünkü bu şartlar çok iyi benim için. Evet. Ya biz bir maça girdiğimizde ya da bir maça girmek üzere olduğumuzda ya yani ne oluyor? Şu oluyor. Bir Alman takımı örneği vermeyelim. Bir Fransız ya da Danimarka, İsveç takımıyla girdiğiniz zaman adamların maça başlamak için sadece kendi kişisel hazırlığını yapması yeterli. Bizim için süreç şöyle başlıyor. Özgür, çok iyi tecrübe ettin sen. Çünkü şeye falan gidiyordun sen de. Takımla birlikte evet. gidiyordunuz oynamak için. Aradaki evet. farkı çok daha iyi görme şansın oldu. Şöyle evet. oldu Türkiye'deki adam için. Bir, evet. hangi sunucuda oynayacağız biz bunu? Lütfen şu IP'yi gönderin bize. Yarım saat önceden en az. Ki biz bakalım o sunucuya olan erişimimiz nasıl? İşte MS'imiz yüksek mi? Yoksa loss var mı o sunucuda? Varsa önceden halledelim biz bunu. Sunucuyu değiştirelim. Ya da biz internetimizi yeniden başlatalım. Routingimiz değişsin falan. Ya bizim hazırlığımız böyle oluyor. Önce sunucu derdiyle başlıyorsun sen. Ama o adam son hala orada şeyi konuşuyor oluyor. İşte iki kişi pushladığımızda üçüncü adam şu flash'ı nasıl atmalı? Öyle atmasını konuşurken sen hala 35 MS'e inemedim derdinde oluyorsun. Ve maça böyle giriyorsun. Ve girdiğinde de zaten o problem bitmiyor. Maçın ortasında sen defalarca kez yaşadın Özgür, biliyorum bunu. Oynuyorsun. Şak diye loss girmeye başlıyor. Görüyorsun aynen. orada sabit. Yazıyorsun takımına 10 loss var şu an. Durduralım oyunu. Bu sefer bütün takımı etkilemeye başlıyorsun. Aynen öyle. Bu bitmiyor. Tekrarlanıyor. Hep aynı şeyi yaşıyorsun. Ve bir noktadan sonra herkes aynı şeyi söylüyor. Ya sen bunu düzeltemiyor musun? Abi ben onu düzeltemiyorum evet. da değilim. Ben şu an mevcut standartlarım içerisinde en iyi şartlardayım. Ya bundan iyisi yok şu an. Ama var. Daha önce çok konuştuk. Özgür'le de çok konuştuk. Bunları hani konuşacak böyle çok fazla sadece kendi içimizde konuşabiliyoruz. Hani şunu yapabiliriz, şu olabilir, şöyle iyileştirebiliriz. Şu standarda getirebilir miyiz acaba falan. Ya muhtemelen ben bu işlere çok fazla kafa yoran ve zaman ayıran bir insanım. Benim kadar herhalde Türkiye'de bu işlere kafa yoran ve ayıran bir insan yoktur. Ben mevcut standartlarda yani şu an Özgür'ün kullanmış olduğu interneti biliyorum. Zaten o ping süreleri anlamında en rekabetçi firma. Hı hı. Ama yeterli değil. Şu anlamda yeterli değil. Ben ping süresi sadece şey üzerinden ölçülmüyor. Yani Türkiye'de yanlış bir algı var. İşte 100 megabit download hızı alabiliyor musun? Alabiliyorsun. O zaman internet. O zaman var. Hızlı internet. O zaman evet. internet var oluyor. Bizim yaptığımız veya yapmaya çalıştığımız veya hali hazırda bunu yapmaya çalışan insanların insanlarda olması gereken şey download hızı değil. İlk aranan şey o değil. İlk aranan şey ne kadar hızlı erişebildiğimiz o server'a bizim. Download tabii ki önemli. Yani bugün Özgür ya da ben ya da buradaki insanlar bir şu an yapılan bir turnuvanın yayınını takılarak izliyorsak, açamıyorsak zaten bu bir problemdir ama bizim bağlantımızın iyiliği ya da başka ülkelerdeki bağlantının iyiliği erişebildiği hızlardan değil. Yani download hızı ve upload hızlarından değil. Ne kadar hızlı o sunucuya erişti. Şimdi ben kendimden örnek verebilirim burada. Ben burada Almanya'da herhangi bir sunucuya 8 ya da 7 hop'ta ulaşıyorum. Yani hop demek 8 tane farklı girip çıkıyor benim bağlantım sadece. Pürüzsüz ve tertemiz bir bağlantı. Aynı bağlantı Özgür'e şu an yaptırsak biz bu testi en az 18 hop'ta gider. Ve bu girdiği her hop'ta değer kaybeder. Her hop hem de. Yani paket loss olacak ya da MS'i bir hop'ta çok yükselecek ve bu CSGO gibi bir oyunda çok anlık bir oyun CSGO. Yani işte 42 MS'e girdiğiniz bir serverda fight anında yani savaşırken 45'e fırlaması bile MS'nin karşısındaki adamı öldürememesi anlamına gelir. Veya bir evet. AWP için bu çok olur AWP oyuncularına. Anlık bir delay olur bağlantısında. Aslında tam üzerindedir adamın crosshair'i ama mermi içinden geçmiş gibi gözükür. %100 shot land ettim ama ölmedi adam. Zaten onu gördüğü an AWP oyuncusu ya da herhangi bir oyuncu o an demoralize olmaya başlıyor. Abi ben evet. öldüreceğim ki şu an. Ya bu adam bir elini arkaya tutmuşsun, adama tek elle boks maçını çıkarmaya çalışıyorsun evet. yani. Böyle ya bir durum. Bu konuda çok uzatmadan bir şey söylemem lazım sadece. Yani biz Türkiye'deki ISP'lerle herhangi bir işbirliği, yani işbirliği de değil aslında bu. Abi ben bunun nasıl yapılması gerektiğini bilen bir insanım. Bunu açık ve net söyleyeyim. Yani biz bugün Türkiye'deki
ISP'ler zaten bunu yapıyor. Atıyorum diyor ki işte bizim Facebook'la peering'imiz var. İşte atıyorum ne var? Skype'la peering'imiz var. Twitch'le peering'imiz var. Tamam, çok güzel. Bunlarla olsun zaten. Peering dediğimiz şey nedir? Noktadan noktaya, uçtan uca bağlantıdır. Yani ilgili sunucuya ISP gider der ki ben kablomu takmak istiyorum. O da der ki buyur tak. Senin doğrudan bir bağlantın olur. Şu an İstanbul nezdinde konuşuyorum ben. İstanbul nezdinde doğru routingle, yani mappingle düzgün bir bağlantıya sahip olan VDSL kullanıcısı bile Avrupa'da, Almanya sunucularında görüp yani 35 MS'leri görebilir. Ve stabil bir şekilde oynatılabilir bu. Bu yapılabilir ama yapılmıyor bu. Nasıl örnek vereyim ben? Biz kendimizden örnek verebilirim CSGO'da. Defalarca dedim. Kendim 50 tane VPN kurdum. Farklı farklı yerlerde kendi routingimi kendim yaratmaya çalıştım falan. Evet. Ama günün sonunda bakıyorsunuz bunları yapmıyorsanız, bunlarla uğraşmıyorsanız bağlantınız şöyle gidiyor. İstanbul'dan çıkıyorsunuz, alakasız bir şekilde Marsilya'ya doğru gidiyorsunuz. Ondan sonra oradan yukarı Amsterdam'a doğru çıkıyorsunuz. Tekrar geri dönüp Almanya'ya dönüyorsunuz. Tabii, internet exchange point yok bizde adam gibi ondan. O da önemli bir nokta. Yani bu konuda mesela hangi ISP derse nedir bu konu? Sizin derdiniz nedir? Nasıl çözeriz bunu biz? Dediği an ben bunu bütün community için hiçbir şey beklemeden yaparım. Tamam. Bugün o zaman şöyle bir şey yapalım Can Fuat. Bu yayınları böyle yapmanın güzelliği şu. Ne derler? Hani bizim bu konularda bir şu an bir etki alanımız oldu Türkiye'de. Hani bu internet ve bu konularda. Ve bu senin dediklerini ben çok önemsiyorum. Buradan bütün arkadaşlarımıza da söylemiş olalım. O zaman ben seninle çalışacağım. Birebir buradan bütün arkadaşlarımıza söylüyorum. Ondan sonra bunun hangi internet sağlayıcısıyla bu gerekiyorsa Türk Telekom CEO'suyla da görüşürüz, BTK başkanıyla da görüşürüz ya da işte TürkNet'se, Millennium falansa onları da konuşuruz. Ama bunu nasıl yapabiliyorsak ben seninle bunu çalışacağım. Buradaki arkadaşlarımıza buradan hani duyurmuş olalım. Ondan sonra bu şeyi senin bu dediklerini hayata geçirelim. Çünkü bence bugün şöyle çok keyifli bir iş yapıyoruz aslında. O da şu, sizin gibi bu konularda gerçekten düşünmüş, mesai harcamış ve çözüm üretebilen insanlarla ya benim naçizane yapabileceğim ufacık bir şey var. O da bu arkadaşları buluşturabilmek. Onu da yapalım. Hep beraber ve de çok fazla vakit geçirmeden yapalım seninle bunu. Ve de hayata geçirelim. Ve de bu sadece Counter Strike problemi değil tabii ki bu. Yani birçok oyunda. Bütün online oyunlar aslında. Türkiye sunucusu olmayan bütün oyunlar diyebiliriz ya da rakiplerin yabancı ülkeden olduğu.